Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei telefona sahip olan insanların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların en basit çözüm yolunu sizlerle paylaşacağım. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda elimde bir Huawei P40 Pro var. Biliyorsunuz bu telefonda da Google servisleri mevcut değil. Şimdi telefonu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Sizin için bu şeyleri not ettim. Karşılaştığım sorunları daha iyi bir size aktarmak için not ettim. Şimdi önce sorunları madde madde sayacağım. Sonra da sizlere bu sorunların çok ama çok basit bir çözüm yolunu sizlere paylaşacağım. İsterseniz başlayalım. Evet, şimdi öncelikle size şunları hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Önceki telefonunuzda ve bu telefonu fon kullanma uygulaması indirerek önceki telefonunuzdaki uygulamaları, zaten burada App Gallery'de uygulamalar rahatlıkla geçiyor. Fon kullanma uygulamasında teker teker bütün video, fotoğraf hepsini indiriyor ve App Gallery'de olan rahatlıkla geçiyor. Bazı APK'lar da geçiyor ama bazı uygulamalar gerçekten hiç geçmiyor. İlk başta eşyalarımızı alıp sattığımız uygulama Letgo. Gerçekten hiçbir şekilde indiremiyorsunuz. Tarayıcıdan girmek zorunda kalıyorsunuz. Tarayıcıdan da arkadaşlar İngilizce olarak açılıyor. Yani İngilizceniz de çok gelişmiş değilse kullanmak gerçekten çok zor oluyor. Ve hiçbir şekilde ilan veremiyorsunuz. Letgo'ya tarayıcıdan girdiğiniz için Google servisleri istiyor ilan vermeniz için ve onu da yapamadığımız için ilan veremiyoruz arkadaşlar. Yani tarayıcıdan sadece olan ilanlara bakabiliyorsunuz. O da gerçekten yani indirememiz Letgo'yu kullananlar için kötü bir şey. Şimdi sahibinden.com'a bakalım isterseniz arkadaşlar. Sahibinden.com'da gene eşyalarımızı alıp sattığımız, ürünlerimizi alıp sattığımız bir uygulama. Bu da arkadaşlar indiriliyor, ilan verilemiyor. Yani indiriyorsunuz, ilan veremiyorsunuz. İlan yani bakabiliyorsunuz sadece. Herhangi bir telefonunuzu gerçekten çekip koyamıyorsunuz. Çünkü Google servisleri istiyor ve gene Google servislerimiz yok. Evet, şimdi bankacılık uygulamalarına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bankacılık uygulamaları App Gallery'de, işte More Apps'te falan zaten çoğu var. Hatta hepsi var diyebilirim yani. Hepsi hiç olmayanı görmedim ben şu anda. Ama şöyle bir şey var. Telefonunuz NFC'yi desteklese bile NFC ile ödeme yapamıyor ve QR kodla da para yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten NFC şeyle şimdi bu pandemi zamanlarında temaslı olduğu için gerçekten kullanışlı bir şey ama ne yazık ki Google servisleri olmadığı için NFC ile para ödeyemiyor ve QR kodunuzu da kullanamıyorsunuz. Birazdan zaten onun çözümlerine geçeceğiz. Şimdi eğer bir YouTube kanalınız varsa ve YouTube Studio'yu aktif olarak kullanıyorsanız, YouTube'u aktif olarak kullanıyorsanız eğer ikisini de tarayıcıdan girmeniz lazım. Hatta YouTube Studio'ya tarayıcıdan da giremiyorsunuz. YouTube'a tarayıcıdan girebiliyorsunuz. Tarayıcıda da bazı yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Gene hesabınızı açabiliyorsunuz ama yani gerçekten gerçek YouTube gibi olmuyor. Ha, bunun yerine YouTube OneSit var arkadaşlar. Ben YouTube OneSit kullanıyorum. YouTube OneSit reklamsız ve arka planda oynayan bir YouTube. Yani aslında iyi bir şey. Para vermeden arka planda müzik oynatabiliyorsunuz mesela ve reklamsız bir YouTube. Ama tabii asıl YouTube'un da birazdan nasıl yüklediğimizi göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda hemen ama YouTube OneSit'te dediğim gibi iş görüyor. Kendi mail uygulaması fena değil. Yani işiniz görür ama Gmail'i tarayıcıdan girmek zorunda kalıyorsunuz. Tarayıcı sürümü çok kötü. Ben hiç sevmedim tarayıcı sürümü. Böyle çok kafanız karıştıracak şeyler var. Ama öyle tarayıcıdan da girerim diyenler girebilir. Ama yani kendi mail uygulaması da iş görüyor. Şimdi isterseniz bir de Google haritalara bakalım. Haritalar günümüzde gerçekten çok 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 kullanılıyor. Şimdi bu haritaları nasıl çalıştıracağız? APK olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar bu haritaları ama şimdi tabii gerçek Google haritalar kadar stabil çalıştığını söyleyemem. Bazen sizi yanlış yerlere yönlendiriyor. İşte oturum açamıyorsunuz zaten. Gene Google servisleri olmadığı için. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi gene dediğim gibi aldım. Bu sene notları yapıyorum, okuyorum. Dediğim gibi hesapsız kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi nadir de olsa, yani bu APK olarak indirdiğiniz uygulamalar çok da nadir olsa ara ara atıyor, ara ara donuyor. Gerçekten mesela P40 Pro gibi güçlü bir cihazda bunu yaşamak biraz üzücü oluyor. Şimdi WhatsApp sorunsuz kullanılıyor. Zaten WhatsApp'ı dünya üzerinde kullanan birçok kişi var. WhatsApp gerçekten önemli. Yükleyemezsek çok kötü olacaktı ama WhatsApp'ı APK olarak kuruyorsunuz ve herhangi bir sorunsuz olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp'ta bir sorun yok. Google arama veya APK olarak iniyor. Yani nasıl diyeyim, Google aramalar biliyorsunuz bazen bazı arkadaşlarımız onu seviyor. Google aramaları APK olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Google çeviri de gene aynı şekilde APK olarak indirebiliyorsunuz ve sorunsuz çalışıyor. Şimdi bazı sorunlar saydım. Bu sorunları şimdi gelin çok 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 ama çok basit bir şekilde
Çözümünü sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de herhangi bir bilgisayar veya kabloya gerek kalmadan siz bu az önce saydığım soruları nasıl çözebilirsiniz onu söyleyeceğim arkadaşlar. Çözümümüzün adı Vimos uygulaması. Gerçekten Huawei kullananlar için belli başlı en iyi uygulamalardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar Vimos'u zaten açıklama kısmına da Vimos'un linkini koyacağım. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Size nasıl şey yapacağınızı, nasıl kuracağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Vimos'u nasıl kuracağımıza. Ben şimdi size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben zaten burada Vimos uygulamasını dayadım. Şöyle çıkayım buradan. Evet, Huawei tarayıcıya giriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, zaten Huawei internet tarayıcısı. Ben burada Vimos'u indirdiğim için gördüğünüz gibi şöyle. Tarayıcımız arkadaşlar, Vimos indir yazıyoruz. Şöyle hemen. Sonra en üstteki link, yani Vimos'un kendi linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki değil, yukarıdaki Vimos Pro download'a tıklayacağız ve sonra burada APK'nız inecek. Üç noktaya tıklayacaksınız ve indirenlere tıkladığınızda burada APK'yı aç diyeceksiniz. Açtığınızda APK'nızı kurup bütün izinleri vereceksiniz arkadaşlar. Sonra da size 2 adet sürüm gelecek. Biz Android'in 7.1 sürümünü indireceğiz. O sürüm seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Onu indirdikten sonra Vimos şeyiniz gelecek. Arayolunuz, uygulamanız daha doğrusu. Şimdi burada sizi şu ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu ekran geldiğinde Google Play Store, Google servisleriniz olmayacak. Sakın panik yapmayın. Hemen onu göstereceğim. Vimos'un burada kendi ayarlarından arkadaşlar şuraya gireceğiz ve Google servislerine izin vereceğiz. Google servislerine izin verdiğimizde şu küçük şey arkadaşlar, Vimos'un kendi şeyi, arayolu ve bu tuşa tıkladığımızda shutdown'a tıklayacağız ve tekrar başlatacağız. O zaman arkadaşlar Google Play Store'u siz de göreceksiniz ekranınızda. Tıkladığımızda şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten Google Play'in kendi arayüzü. Siz de burada arkadaşlar kendi Gmail'inizi, şifrenizi gireceksiniz ve sonra Google Play Store sizin emrinize amade. Burada istediğiniz her şeyi bildiğiniz zaten Google Play. Uygulamalar, filmler, kitaplar, oyunlar, her şeyi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Google Play'de olan ne varsa siz de buraya kurabiliyorsunuz. Onu da belirtelim bu arada. Hemen isterseniz uygulamamızdan çıkalım. Şöyle evet. Şimdi ben de az önce bahsettiğim soruları biliyorsunuz, Let's Go'da sorun var demiştim. Burada istediğiniz her ilanı koyabiliyorsunuz ve her ilana cevap verebiliyorsunuz. Her ilanı yanıt yazabiliyorsunuz. Çünkü burada Google'a giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve dediğim gibi YouTube stüdyoyu hiç kuramıyorduk. Bu şeyi Vimos'u kurmadan önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle YouTube stüdyoda çok kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Ve YouTube gerçekten çok en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Sorununu anlatmıştım zaten. Buraya girdiğimizde gene şuraya tıkladığımızda arkadaşlar kendi Gmail'inizi ve şifrenizi yazacaksınız. Oturum açmak istiyorsanız eğer, oturum açtığınızda arkadaşlar otomatikman size gelecek YouTube'da. Ve sahibinden.com. Burada dediğim gibi evet, sekmeleri göstereyim. Mesela emlak, hemen göstereceğim şöyle. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve şurada şöyle kaydırdığımızda tekrar göstereyim. Burada indirilenlerinize bakıyorsunuz işte. Yani Google Play Store'da kurduğunuz her şey buraya geliyor. Buna ikinci bir telefon diyebiliriz. Gerçekten telefonumuzun içinde ikinci bir telefon açılıyor. Burada böyle kaldırdığımızda arkadaşlar şöyle göstereyim yani. Tekrar şuraya bastığınızda küçük olarak açılıyor. Tekrar üstüne tıkladığımızda burası bizleri karşılıyor arkadaşlar. Gerçekten Vimos Huawei telefonlarda hayatınızı çok 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 kolaylaştıran bir uygulama. Zaten açıklama kısmına linkini koydum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.